Muhtemelen birçoğunuz onu arkadaşım hoş geldin, Celal ile Ceren, patron mutlu son istiyor gibi 2010'dan sonra hayata geçen yapımlarda tanıdı. Ama o hayatımıza gireli 20 yıldan fazla oldu aslında. Oyunculuk kariyeri 1998'de başladı. Hem oyunculuğunu geliştirdi hem de fiziksel olarak değişti. Kenarda köşede kalmış, bazen erkeksi bazen tatlı kız rollerinden sıyrılıp güzeller güzeli başrollerden olmayı başardı. Yani filmlerin asıl kızı, hedeflenen, düşlenen yüzü oldu. Buraya kadar da kolay gelmedi tabii. Daha dün aldığı kilolarla gündeme gelirken, bugün Alessandra Ambrosio ile aynı kıyafeti giyip insanları büyülemesiyle konuşuldu. Disiplini ve pozitifliğiyle her zaman sevildi. Oyunculuğunu pazarlamak için abuk subuk PR çalışmaları yapmadı. Aslına bakarsanız o bir pazarcı değil, kuyumcuydu. Magazin programlarında ona buna laf atıp bağıra çağıra kendini öne çıkarmaya çalışan, polemiklerle kendini satan pazarcı sanatçıların aksine sahip olduğu cevherin değerini bilen ve doğru alıcının gelip rolü ona vermesini bekleyen bir kuyumcu oldu. Kıyafetten bahsetmişken merak etmeyin, bu kez Trendyol'un efsane günler indiriminden bahsetmeyeceğiz. Çünkü Trendyol'da her gün efsane. Elbiselerden spor kıyafetlere, düğünlerden kına gecelerine kadar tüm günlük ve özel kıyafetleri Trendyol Mila ve Trendyol Men'de bulabilir ve çok uygun fiyata satın alabilirsiniz. 2019'un da sonuna gelirken dolabınızı bir kez daha gözden geçirip alışveriş listesini düzenlemenin ve yeni yıla yepyeni kıyafetlerle girmenin tam zamanı. Belki de hediye alırsınız. Bunun için alışverişinizin sonunda da Bibio20 kodunu kullanmayı unutmayın. 100 lira ve üzeri alışverişlerinizde bu kodla 20 lira indirim kazanabilirsiniz. Gelelim konumuza. 29 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Anlattığımız birçok sanatçı gibi sonradan hayalleri uğruna İstanbul yollarına düşmüş biri değil anlayacağınız. Ama hayalleri için yapmadığı şey de kalmadı. Oyunculuk merakı henüz lise yıllarında had safhaya ulaşmıştı. Halit Armay Lisesi'ni bitirir bitirmez Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya başladı. Doğuştan gelen yeteneğinin üstüne işin okulunda okumuş birisi. Yani mekteplilerden. 4 yıl eğitim gördüğü bu okuldan bölüm birincisi olarak mezun oldu. Aynı süre içerisinde usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Aydoğan Temel'den de eğitim aldı. Aydoğan Temel çalışkanlığı, yeteneği ve saygılı yapısı sayesinde onu çok sevdi. Bir sürede yanından ayırmadı. Liderlik ettiği Çürük Elma oyununda ona da bir rol verdi ve böylelikle Ezgi Mola ilk sahne deneyimini yaşamış oldu. Ama bildiğimiz gibi o sadece tiyatrocu değil, aynı zamanda dizi ve sinema oyuncusu. Televizyon ya da sinemaya atılmadan önce uzun süre tiyatro yapanlardan da değil. 98'de sahneye çıktı, 2000'de de televizyona. Henüz 18 yaşını bile bitirmemişti. Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Karate Can dizisiyle televizyon hayatına başladı. Rolüne olan saygısı, yeteneği ve sempatisiyle herkes tarafından sevilmeye başlandı. Ekrana gerçekten yakışıyordu. Ama farkındaysanız güzelliğiyle demedik. Ona az sonra geleceğiz. 2005 yılına kadar birçok dizide ve tiyatro oyununda yer aldı. Haldun Dormen, İlker Ayrık, Şevket Çoruh, Uğur Yücel ve Timuçin Esen gibi oyuncularla birlikte çalıştı. Aldığı rollerle aklımıza kazınan birisi olmaya başladı. Hala ezbere bildiğimiz dizi müziklerinden biri olan Hırsız ve Polis dizisinde yıllarca Gülay adında tatlış bir kuaför oynadı. 2005'te kariyerinin zirvesinde diye düşünürken bu daha başlangıç deneyecek bir hareket yaptı ve BKM'ye dahil oldu. İlk sinema deneyimini de Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği organize işlerle yaşadı. 2005'te yayınlanan serinin ilk filminde Berrak karakterini oynarken, 2019'da yayınlanan Organize İşler 2'de Lerzan karakterini canlandırması da ilginç olmadı değil. Ama yakıştı mı? Vallahi çok yakıştı. En büyük hayallerinden biri, idolü Türkan Şoray'la aynı sahneyi, aynı film setini paylaşabilmekti. 2006'da Hayatımın Kadınısın filmiyle birlikte bu hayali de gerçekleşmiş oldu. Hırsız Polis dizisinde olduğu gibi bu filmin başrolü de Uğur Yücel'di. O da Ezgi'nin iş disiplinine ve yeteneğine hayran kalmış olacak ki birçok iş yaptılar birlikte. 2008'de Türk televizyonlarında bir ilk yaşandı. Doğaçlama tiyatro gösterilerinin televizyonda ses getirdiği bu dönemde Uğur Yücel'in önderliğinde Kolay Gelsin adında doğaçlama sitcom show programı yapıldı. Daha doğrusu yapılmaya çalışıldı. Denemenin çok başarılı olduğu söylenemez ama Ezgi Mola oradaki performansıyla geniş kitleler tarafından alkış almayı başardı. Ocağı yakamıyorum ya! Kaç zamandır burada çalışıyorsun ya? Ocağı yakmayı mı öğrendin demedin? Biraz kiloluydu, bu yüzden genelde sempatik oyuncu ünvanıyla bahsediliyordu onun hakkında.
Ama onun içi o kadar güzeldi ki artık bunu dışa vurmaya karar verdi. Çalıştı, çabaladı ve muhteşem bir form yakaladı. Giyim tarzını da değiştirip yeni benliğini adapte etmesiyle seksi oyuncu, güzel oyuncu gibi adlandırmalarla anılmaya başlandı. Tatlı kız, sempatik kardeş, erkeksi kız arkadaş gibi rollerden çıkarak güzel sevgili rolleri için teklif almaya başladı. 2010'da Veda filminde Latife Hanım'ı oynayarak zaten ne seviyede bir güzelliğe ve yeteneğe sahip olduğunu da göstermiş oldu. Ödüllü yönetmen Çağın Irmak'ın da dikkatini çeken bu yetenek, Dedemin İnsanları filminde bir kez daha beyaz perdede karşımıza çıktı. Sonra bir anda komediye döndü iş. İyi oyuncu dedik, başroldeki sevgili de oluyor artık dedik, üstüne bir de komedi eklenince tadından yenmedi valla. Celal ile Ceren'deki performansı izleyiciler tarafından çok beğenildi. Aynı sene Tolga Çevik'le Patron Mutlu Son istiyordu bir araya gelince bu kız olmuş dedirtti hepimize. Tolga Çevik de aynı şeyi düşünmüş olacak ki, televizyonların efsanesi Komedi Dükkanı'nın yeni versiyonu olan Arkadaşım Hoş Geldin'de partnerlik teklif etti. Bireysel olarak çok sempatik olan bu ikili bir araya gelince ortaya çıkan iş gerçekten izlenmeye değerdi. İki sezon boyunca yüzlerce kez sahneye çıktı Tolga Çevik'le. Sahnedeyken o kadar eğleniyorlardı ki bu enerji seyircilere de yansıyor, onları da oyunun içine çekiyordu. Bir kesim tarafından müthiş sempatik biri olarak görülürken bir kesim tarafından da itici bulundu kendilerince haklı sebeplerle. Birçok kişi de her işte bulunduğu için yüzünü eskittiğini düşünüyor ve bu yüzden ağır eleştirilerde bulunuyordu. Biz de böyle düşünmeye başlamıştık ki kendisi de bunu fark etmiş olacak, televizyondan uzaklaşıp sinemaya yöneldi. Kocan Kadar Konuş serisinde ise romantik komedilerin aranan yüzü olduğunu herkese göstermiş oldu. Murat Yıldırım'la başrollerini paylaştığı film, türünün en sevilen örneklerinden biri oldu. Sadece sinemanın değil, reklamların da güzel yüzlerinden de artık. Onu bu filmlerle tanıyanlar, güzelliği sayesinde buralara geldiğini düşünebilir. Ama geçmişini bilenler, ne kadar büyük bir başarı hikayesi yazdığının canlı şahididir. Oyunculuğuyla ilgili yorum yapmak için de biz referanslarına bakıyoruz. Aydoğan Temel, Uğur Yücel, Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik gibi önemli isimler tarafından sürekli olarak proje daveti alan kişi kendisini onlara kanıtlamış olmak zorunda. Peki yaşadığı bu fiziksel dönüşümün ardından sadece güzel kadın mı oldu? Elbette hayır. Hatta istediğinde ne kadar çirkin ve itici olabileceğini de bizlere gösterdi. Maide teyzemizden bahsediyoruz. İtici ama bir o kadar da tatlı bir teyze olarak karşımıza çıktı Maide teyzenin altın gününde. Filmin tanıtımı için sürekli YouTuberlarla video çekmesi de umuyoruz ki karakterin iticiliğiyle paralel olması amacıyla yapılmıştır. Zira onun gözümüzdeki kalitesine yakışan bir çalışma olmadı. Ama kendisinin YouTube'a girip yaptığı videolar da hoşumuza gitmiyor değil. 2019'a geldiğimizde az önce bahsettiğimiz Organize İşler 2 filmine geldi sıra. Aslında kariyerini bu filmden yola çıkarak bile özetleyebiliriz. 2005'te neredeyse bir figüran rolündeyken 2019'da vizyona giren Organize İşler Sazan Sarmalı'nda başrollerden biriydi. Hem kariyerinde hem de hayran kitlesinde yükseldikçe yükseldi ve hiç düşmedi. Ne ağır bir pot kırdı ne de sevilmek için kendi reklamını yaptı. O işini yaptı, biz de izledik. İzledikçe sevdik, sevdikçe izledik. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Alice müzikalinde canlandırdığı kraliçe karakteriyle de "Tiyatroyu da unutmadık yani, biz de boş adam değiliz." mesajını verdi izleyenlere. Oyunculuk yeteneğini öyle bir reflekse bağlamış ki istediğinde ağlayabiliyor, istediğinde de kahkahalarla bizi güldürebiliyordu. Farklı farklı rollerde oynaması bizi her zaman heyecanlandırdı. Çünkü yarın ne geleceğini, ne ile karşımıza çıkacağını tam olarak kestiremiyoruz. Ama güzelliği ve kendiyle barışık hali ve oyunculuk yeteneğiyle bizleri yine mest edeceğini çok iyi biliyoruz. Aslı Enver videosunun altındaki yorumları okuyoruz efendim. Bam 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 gelecek işte şimdi. X-Mert yazmış. Beni bam bama alın, en büyük hayalim bunu gerçekleştirmeden ölmek istemiyorum. Bir insanın en büyük hayali buysa onun adına çok üzülürüm gerçekten. Ne bileyim, başka bir şey söyle, bir yerleri görmek istiyorum falan de. Al gerçekleştirdin, ne oldu? Niye hevesini kaçırdın? Hevesini kaçırmadım. Aldık işte bam bam yorumlardasın. Büyük koy onun yorumunu, tamam mı? Böyle yüzümde o olsun. Seni mutlu etme hoşuma gider. X-Mert. Doğan Şahin. Doğan mı Şahin mi? Bir bilmek lazım onun ne olduğunu. Çok merak ediyordum. VPN açıp Wikipedia'ya bakmak zor geldi. Buraya geldim. Bakın arkadaşlar, VPN'i boş verin. Şimdi bu videonun ana konusunu anlatacağım size. Wikipedia'ya girdiğinizde www.0 koyuyorsun. Sonra Wikipedia yazıyorsun. Al işte Wikipedia'desin.
İllegallikler bizden sorulur. İllegal bir şey değil bu arada, gayet girebilirsiniz. Öyle VPN falan kullanmanıza gerek yok. Ama sizler de zaten Wikipedia'da ve diğer yerleri araştırmayın diye ben 3 gün boyunca araştırıp yazıyorum. Neden olmasın yani? İşimiz bu. Nuriddin Davletov. Kendini de anlatsana ya. Herkes önce kendinden başlar. Seni tanımadan videolarını nasıl izleyeceğiz? İzliyorlar. Milyon izlenen videomuz var. Beni tanıyor musun? Tanımıyorsun. Neden? Büyük ihtimalle Instagram'dan takip etmiyorsun. Ama benim hayatımı merak ediyorsan ki bomboş, Instagram'a da bakabilirsin yani. Şuraya yaz. Tamam, yazdım. Bitti.